MKA Hayvancılık Şirketi tarafından İspanya'dan Pinsos Ursa şirketi aracılığıyla 2939 hayvanın 5 Temmuz'da sahte veteriner sağlık sertifikalarıyla ithal edildiği gerçeği Türkiye gündemine yansımıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün İspanya'daki yetkili makamlarla iletişime geçerek gerçekleştirdiği kontroller sayesinde söz konusu sertifikaların sahteliği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı 12 Temmuz tarihli çok iyi dedikoduyla gönderilen resmi yazıda İskenderun Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü'ne işlemlerin durdurulması talimatını vermiş, halk sağlığı açısından kamuoyunda ciddi endişe uyandıran konu meclis gündemine de getirilmiştir. Sahte belgelerle İspanya'dan Hatay'ın İskenderun ilçesine getirilen ve buradan da Türkiye'ye dağıtımı yapılan hastalık taşıyabileceği düşünülen 2939 hayvan meclise taşındı. Olayın duyulmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklama yapılmış, söz konusu durum hakkında bakanlığımız ilgili birimleri tarafından ilgili gümrük idaresi bilgilendirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu hayvanlar halen gümrük gözetimi altında olup serbest dolaşıma girişi yapılmamıştır denilmişti. Şimdi de konu bir soru önergesiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soruldu. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç soru önergesiyle birçok soruya yanıt aradı. Bakanlığınızca yapılan açıklamada teyit edildiği gibi Lübnan'a gönderilmek üzere yola çıkmış hayvanlar sahte sağlık sertifikasıyla nasıl Türkiye'ye giriş yapabilmiştir? Şu anda bahsi geçen 2939 hayvan nerededir? Hayvanların Ankara ve Kırşehir'de depolarda olduğu iddiası doğru mudur? Şehre yakın olan İskenderun Limanı'nda ve sonrasında hayvanların götürüldükleri yerlerde halk sağlığı açısından gerekli önlemler alınmakta mıdır? Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nce belirlenen 21 günlük karantina süreci nerede işletilmektedir? Bu yıl içerisinde MKA Hayvancılık Şirketi tarafından 227 bin hayvan ve toplamda ise 975 bin hayvan ithal edilmiştir. Benzer bir sürecin yaşanmış olma şüphesi üzerine gerekli denetimler yapılmış mıdır? Kurban Bayramı nedeniyle önümüzdeki günlerde hayvanların yerleri değiştirilecektir. Yurt içinde ve Türkiye'ye getirilen hayvanların nakilleri sırasında refahı ve korunması yönetmeliği kapsamında hayvanların tüm yolculuk süresince bakımı, beslenmesi, barındırılması ve nakliyesinin acı, ağrı ve eziyetten uzak, sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli denetimler yapılmakta, önlemler alınmakta mıdır? Hayvan hakkı ihlalleri üzerine önleyici çalışmalarınız var mıdır? Süt üreticilerinin artan yem maliyetleri karşısında süt üretmekten vazgeçip hayvanları kasaba satmakta olduğu basına yansıdı. Türkiye'de gümrük vergisini düşürerek yurt dışından hayvan ithalatının önünü açmak yerine hayvancılığı desteklemek ve artan maliyetler karşısında üreticinin üzerindeki yükün azaltılmasını amaçlayan çalışmalarınız olacak mı?